Hayırlı akşamlar ve Ramazan'ın bu ilk gününde ilk kültür sanat programına hoş geldiniz. Bugün sizlerin de yakından tanıdığı, Ünye'nin yetiştirdiği çok kıymetli senarist, oyuncu Kerim Akgün kardeşimle bir program yapalım dedik. Bakalım nasıl olacak. Kerim kardeşim hoş geldin. Merhaba abi, hoş bulduk. Nasılsın? Farklı mı oldu giriş? Yo, farklı olmadı ya. Senin enerjin her zaman, güler yüzün. Teşekkür ederim. Farkın o. Eyvallah. Ya yani yapmaya çalışıyorum. Ben de ben moderatörüm demiyorum zaten. Ben hiçbir zaman moderatör olduğumu iddia etmedim. Sadece tarihe bir 20-30 sene sonra kayıp düşmek adına aslında yapıyorum. Evet. Yani 20-30 sene sonra bakalım neler olur, neler gelir bilemem. Direkt konuya girelim mi? Sorulara başlayalım mı? Olur. Olur. Şimdi geçtiğimiz ki benim de geldiğim, hatta ilk oyununa da geldim, açılışına da geldim ve çok beğendim, çok keyif aldım. Ve ikinci oyununa da geldim. İkinci şeyin anlamı ise hem gelmek istediğimden hem de Dünya Tiyatrolar Günü'ydü. Ve de o zaman da Kerim kardeşim sahne aldılar. Ve de Kefil adlı oyunla ve çok keyifliydi ve çok güzeldi. Ben 3'e 4'e de gidelim. Sizlerin de gelmesini şiddetle tavsiye ederim. Evet, Ünye'de bu tiyatroya alakalı ilgi alakayı nasıl görüyorsunuz? Buyurun Kerim Bey kardeşim. Öncelikle İlker Bey, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Her gerek zaman, evet zaman. Gerek ilk oyunumuzun premierinde, gerekse 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 4. sahne alışımızdı. Evet. Yine bizlerleydiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bizim için böyle bir günde sahnede olmak çok önemli. Her zaman aslına bakarsanız bir oyuncu olarak tiyatro sahnelerinde yer almak her zaman çok değerli ama biz yaşadığımız yerde, bulunduğumuz şehirde böyle özel bir günde sahne alıp insanların karşısına çıkmak, görevimizi diyeyim bir yerde yerine getirmek çok güzel bir duyguydu. Bizim için de önemliydi. Onun için Kefil oyunu inşallah artık 5. kez, son kez belki olabilir. Çünkü artık sezon finali, sezon bitecek, oraya doğru gidiyoruz. Bu Ramazan içerisinde de oynamaya çalışacağız bir son kez. Son kez diyoruz yani, son bir perde. Büyük ihtimal. Evet. Peki güzel kardeşim, şöyle sorayım. Peki şimdi Ordu'da da çok güzel ve yoğun kültür sanat günleri yaşanıyor. Takip ediyoruz işte Esat Kabaklı hocadan, hocamız gibi. Ve de bir Kırmızı Kamyon gibi bir oyunları var zannedersem. Evet. Tiyatroda. Onu takip ediyorum. Söyleşiler, şiirler bayağı yoğunlar. Ama nedense hep Ordu'da oluyor bunlar. Yani hiç yani Ordu'nun merkezinde yani. Ünye, Fatsa, Korgan, Aybastı işte şuralarda buralarda bir şey göremiyoruz. Ve aynı zamanda da kendi kendilerini ödüllendiriyorlar. O da ayrı bir komedi. Öyle diyeyim. Neyse fazla girmeden buralara. Peki Ünye'de evet. Ünye'de bunu yapmak için yani bu şeyi sahneye koyarken biliyorum ki bir sahnemizin olmadığını zorlanıyor musun? Yani zorlandığınız noktalar nedir? Bunu da çünkü söyleyelim ki bu işler yani orada bir oyun oynandı. Tamam 1 saat 20 dakika 1 saat 40 dakika ama o oyun orada oynanana kadar mutfağın arkasında ya da perdenin arkasında hazırlığı ne kadar zorluk geçecekmiş ve hangi imkansızlıklarla ortaya konulduğunu daha iyi bilirsek emeği daha iyi anlamamız açısından soruyorum. Evet, evet. Oyunu. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Bir oyunu çıkartmak için yani sahnede olmak, o galayı yapmak çok önemli ama bunun öncesinde 40-45 gün gibi bir çalışmamız oldu mesela. Oyunu izleyen değerli seyirciler bilir, 17 oyuncu ve 2 teknikte 20 kişilik bir ekip var. Evet. 20 tane insanın 45 günün işte o gün içerisinde yani haftada belki bir gün iki gün yapmıyorduk. Bir araya geldiğini düşünelim. Evet.
Yani prova yapmak için 20 kişi bir araya gelecek. Bu kaç kere olacak? Her bir araya gelişte insanlar, o arkadaşlarımız yani, nerelerden belli buluşacağımız noktaya geliyor? Kaç saat çalışıyor? Şimdi konuştuğumuz zaman şöyle açıklayayım ben. Biz yerimiz olmadığı için, prova yapmak için işte bazı öğretmen arkadaşlarımız, yine kendi içerimizde oyuncu olan, onların görev yaptığı okulların salonlarında prova aldık. Bu kefil oyunu. Herkesin zamanı uymadığı için 20 kişinin sahneleri öyle bir şey yaptık ki işte dördümüzün bir sahnesi var. Biz dördümüzün sahnesini bir akşam aldık. O akşam diğerleri gelmedi mesela. Sonraki akşam işte 10 kişiyi aldık. Diğer 7 kişi gelmedi. Böyle değiştire değiştire en sonunda bütün haline bu şekilde geldik. Provayı yaparken. Ama ne vardı? Yaz vardı, kış vardı. Evet. İnsanların bir araya gelmesi için ulaşım vardı. Aç olduğumuz zaman yemekler yenmesi gerekiyor insan olarak. Tabii yani. Bunlar düşündüğünüz zaman, hepsini böyle kafanızda böyle bir çarptınız, topladığınız zaman bir şeyler oluşuyor ortaya, ama işte o özveri, sorumluluk o olunca gelen arkadaşlar da, biz diğerlerini gözümüz görmüyor çektiğimiz zorlukları. Ama yani o sahneye çıkana kadar da ısrarcı oluyoruz. Sonunda işte bizim oyunumuz 40 gün sonra çıktı. Kefil oyunu 40 gün çalıştı ve bu hızlı çalışılmış bir hali, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Tabii. Bence yani bunun için hızlı oldu yani. Evet. Ondan sonra çıktık işte, sahne aldık. Hani salonumuz işte, çalışmak için seyyar şeyler buluyoruz, çalışma yerleri. Evet. İnşallah günü gelince yerimiz olacak ya tabii. Şimdi biraz da oyunun hani spoiler vermeden şöyle bir konuşmak istiyorum. Çünkü güncele ve gündeme dahil olan bir oyun. O tarafı çok güzel. Çünkü insanların da geldiği zaman içlerinde konuştuğumuz gibi kendilerinden bir parça bulabileceği, yani hayatın akışında, yani kendi içinde olması bile, evet ben bu sahneyi şu işte falancı işte bizim Ahmet'ten, Mehmet'ten bunlar da bir benzerini yaşadı diyebilecekleri anlar yakalayacağı, değil mi? Efendime söyleyeyim, ve oyunun kendi içinde bir dönüşümü olduğunu, bir zaman dönüşümünün de olduğunu o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben ilk sefer, hani şimdi bir fıkrayı anlatırsınız güleriz, iyi, ama ikinci kez aynısını anlattığınız zaman çok komik olur mu? Olmaz değil mi? Çünkü niye? Olmaz. Ya, çünkü üçüncü kelimeden sonra ne geleceğini biliyorsunuz. Şimdi ikinci gelişimde ne olacağını bildiğim halde gene de çok güldüm. Çok eğlendim. Değişiklikler de var mıydı? Ufak tefek vardı. Tabii gördüm ama gene de çok keyifli ve çok güzel olmuş. Herkese tavsiye ederim. Mutlaka gelin. Sanat ve kültür her zaman dediğimiz gibi yüksek düşüncenin ürünüdür. Bundan da yani o 1,5 saati bir araya getirebilmek için, aslında daha demin de Kerim kardeşimiz de söyledi, aylarca, insanların saatlerce, günlerce ve aylarca bir emeği vardır. İnanın ki o bir dakika, 40 dakika olan oyun o oyun, inanın ki aslında çok çok daha fazla emeklerin içinde bulundurduğu bir sahnedir. Ordu ya da Ünye'mizde, yani toplam olarak şöyle bakacak olursak Kerim Bey kardeşimiz, sanat ve sanatçıya nasıl değer veriliyor sizin alanınızda? Bizim alanımızda yaptığımız işe baktığımız zaman az önceki hem sorduğunuz soruyu hem anlattığınız şeyi de destekler şekilde devam etmek istiyorum. Toplumun aynası tiyatro. Tabii. Toplumun aynası. Dediniz ya, insan kendinden bir şeyler bulacak. Bulması için uğraştık. Evet. Şimdi biz bütün bunları yaparken işte insanlarımızı bu oyunumuza davet ederken, bundan öncekilerde yani, bundan önceki oyunlarda da çağırırken, insanların zamanı değerli ya da zamanı değerli hale getirmeli insanlar.
Bizim oyunumuz 1,5 saat. 1,5 saat güzel bir zaman. Ne diyoruz? 1,5 saat geliniz bir tiyatro oyunu izleyin. Bunu hiç izlemiyorsunuz, izlemediniz diye itham etmiyoruz. Bizi de izleyin mesela. Evet. Gidin başka tiyatroları da izleyin. 1,5 saatini alıyoruz ve daha sonra da maddi boyutu giriyor işin içine. Bununla ilgili böyle sorular bazen geliyor ve bizim insanlarımızın da hesap kitabı var. İşte o yüzden biz dedik 3 ayda hazırlanıyor diye saydık bir şeyleri. Ve ondan sonra şu an belki en ucuz bir bilet satışıyla hareket ediyoruz. Şu yüzden dünyanın hiçbir yerinde bedava tiyatro yoktur. Tiyatro bileti 1 lira olsun ama bedava olmasın. Bunu neden diyorlar? Neden demiş olabilirler mesela? Önceden şey de oluyordu. Yani insanlar sponsor olup da işte bedava tiyatroya da geliniyor. Bedava girdiğiniz tiyatro ile 1 lira verdiğiniz gidip tiyatro izlemek için oturduğunuz oyun bile aynı olmaz. Yani tabii aynı değildir. Tabii aynı olmaz yani. Evet. Aynı şekilde olmaz. O yüzden bizler de ayakta kalabilmek için de tekrar tekrar sahne alabilmek için yeni sezonda tekrar belki 2 oyunla insanların karşısına gelebilmek için ayakta kalmamız gerekiyor. Burada maddiyattan geçiyor. Tabii ki herkesin ekonomisi de kendi malum. Biz de cüzi bir şekilde hareket ettirmeye çalışıyoruz yani işlerimizi. Bunun için de İlker abi hani bakış açısı sorusuna gelirsek yani sanata, sanatçıya işte benden daha iyi bilirsin. şimdi bir de senden duymak istedim. Ben biliyorum da. Evet. Ben şahsım olarak şöyle naçizane düşüncelerim var. Bir şeyler yapabilmek için yani işte sanatçı olabilmek için şahsımın işte yemesi gereken ekmek sayısı var daha. Yani eyvallah. Biraz daha yiyeceğiz. Bu yolda devam edeceğiz. Ya bir çizgi çizdim. Bunun için de üretmek, çalışmak, bir üretip tekrar üretip yanlış yapa yapa doğruyu da bu şekilde ilerleme felsefesi çizdim kendime. Çok beklentim yok. Evet. Yani beklenti içerisine girmiyorum. Sanata ve sanatçıya bakacak insanlar veya insan olmayanlara karşı herhangi bir beklentim yok. Evet, ufak bir gönderme girdirme de oldu bu işte. Yok, yani kendi çizgiden devam edeceğiz. Çok, yani. Başka türlü bile, yok yani. Şimdi ben her zaman derim bir insanın değeri maddiyatla ölçülmez. Şunu bunları bilir. Bir insan değeri çevresine kendine kattığı değerle evet. Yani bunun çarpanı budur. Kendine kattığı değer mahallesine, ailesine, çevresine, kentine ne kadar genişse bu alan çok güzel abi. O kadar çok bu insan değerlidir. Evet. Bu değer atıyorum fikir olabilir. O yüzden sanatçılar çok değerli. Çünkü fikri bakımından ya da eser bakımından görsel olur ya da sahne sanatları olabilir. Şiir olabilir, edebi olabilir. Çok şey katarlar. Çok şey katarlar ve de yani bir sanatçının istediği işte kalıcı eserler üretmektir. Yani şimdi bir senaryo yazmak bu bir kalıcı eserdir. Evet. Bundan 100 sene sonra bile bu eser falancı kişiye yani kalıcı bir eser. Bir değer yaratmış. Bir fikir üzerinde. Tabii ya. O günün şeyleri yani bu aslında yani çok felsefesi olan, derinliği olan bir olgudur. Bu sadece ama, bize mi değerli geliyor abi mesela? Evet. Yani düşündüğümüz zaman. Ne dedik? Yani. Şurada bir aslında tüyorsunuz şuradan alabiliriz. Hani yüksek düşünce ürünü sanat. Evet. Yani şimdi yüksek düşünemeyen insan bunu anlayamaz. Düşünmek bizde karamsarlık gibi anlaşılıyor. Bugün de çok düşüneceğiz. Gene iyi hani öyle. Ya bir de hani felsefi söylem olarak ya bir de pesimist olaydı.
Hani karamsarlık gene bir umuda bir yer bırakıyor ufaktan. Evet. Bir şey var. Hep kötümserlik yani. Evet. Umuda hiç yer yok onda. Evet. Ama oysa düşünmek ki, yaratıcılık demek yani. Düşünmek yaratıcılık. Tabii ki de. Daha sonra bu düşünceyle yaratıcı düşünceyi bir araya getirdiğin zaman da sanat ortaya çıkıyor gibi. Ama düşünen insan mutlu olamaz. Bizde böyle bir şey var. Yani evet. Akıllı insan, düşünen, üreten insanlar mutlu olamazlar. Çünkü empatisi yüksek olur. Yani bir kedinin çektiği acıyı gördüğü zaman içi sızlar. Ya da birinin açlığına empati yapabilir. Yani bu sanat yapan öyle insanlar, bir huyum var ya. Ya bu sanat camiasında olan, sanatla uğraşan insanlarda empatileri yüksektir genelde. O yüzden yani çocukla ağlayabiliriz, değil mi? Evet. Birinin sevinciyle sevinebiliriz. Evet, en büyük. O yüzden şey çabuk kandırılabilen insan kitleleriyiz biz. Biraz. Evet. Kerim kardeşim, evet. Ordu ve ünye diyorduk yani. Mesela bu ünyenin bir türlü bitirilemeyen evet. 15 Temmuz'un arkasında Kültür Sarayımızdan gelecek olsak ne düşünüyorsunuz? Bir kentin yani şimdi bir öncekine ek olarak devam edeceğim. O konudaki evet, düşüncem şey bir kere insanlar yani halk diyelim, vatandaş, yaşayan insan ne istediğini iyi bilmeli. Evet. Ne istediğini. Evet, çok önemli. İnsanlar ne istediğini bilirlerse yöneticiler de onu verir. Evet. Her suç veya eğer bir kabahatli veya suçlu varsa bu da her zaman o koltuklarda oturan bizi yöneten insanlar değildir. Normal yaşayan vatandaşın da en az o kadar, eğer adını koyacaksak tırnak içinde, kabahati ve suçu vardır. Ne istediğini bilmezse vatandaş sana yani ona göre hizmet verilir. Ben daha önce örneklerini yaşamıştım. Başka şehirde de yaşamıştım. Gelmiş diyor ki ya bizim mahallemizde niye elektrik direği yok? Ondan sonra işte az ilerideki falanca mahallede var. Yönetici diyor ki sen mahallene küçük kaydıracaklar istedin. Onu verdik. Bu taraf lamba istedi. Onu verdik. Şimdi mi anladın mesela değerini? Mesela. Ya durdum. İnsan istediğini bilecek. Şimdi kültür sarayını istiyor muyuz? Kültür sarayı bana mı lazım? İlker Bey'e mi lazım? Efendime söyleyeyim. Merve Hanım'a mı? Kime lazım bu kültür sarayı? Bu kültür sarayı Ünyeli'ye lazım. O zaman Ünyeli isteyecek. O zaman bazen susmak gerekiyor. Yani bunu biz, gerçi susmak derken mecazi, anlatmaya çalıştığımız şey bu. Siz isteyiniz. Ben tiyatro sanatıyla uğraşan bir ekip olarak bunu sürekli çıkıp kültür sarayı lazım, kültür sarayı, bu sadece bize lazım değil. Evet, halka lazım. Bu ressama da lazım, müzisyene de lazım, kitapçıya da lazım, tiyatroda bunlar da lazım. Vatandaşa nasıl lazım? Neden istemesi lazım böyle bir şeyi? Burada Feyza, halbuki aslında ufuklarını, düşüncelerini zengin, hani dedik evet. Yani eğitim nedir diye konuştuk işte. Yani eğitim dediğimiz şey aslında düşünceyi zenginleştirmektir sayın seyircilerimiz. Peki düşünce nedir diye soracak olursanız, ki bunu çok sıkça tartışmasını yaparız biz. Düşünce ise kıyastır. Her anlamda kıyastır. Evet. Karşıdaki arkadaşımızla ya da bir yabancıyla konuşurken de otomatikman beynimiz kıyas yapar. Doğru söylüyor mu, söylemiyor mu? Hatta çocuğumuzla, yakınımız, en yakınımızla bile bunu konuşurken kıyas yapar. Her şeyi kıyaslarız. Yani bu düşüncemiz ne kadar zenginse, ne kadar gelişmişse kıyas yeteneğimiz o kadar gelişmiş olur. Şimdi geleceğimiz ise sanat konusuna geldiğimizde, sanat ise düşünceyi daha da zenginleştirir. Çünkü hayalle birlikte sizi derin düşüncelere daldırabilen bir alandır aslında sanat dediğimiz şey, öyle mi? Yani görsel sanatlar dediğimiz, yani çok fazla bir şey yazılıp çizilmez, hı hı. Ama iki tane kare mesela o
pandomim oyuncuları mesela. Evet, evet. Onlar hiç konuşmazlar ama hareketlerinde çok şey anlatırlar size yani. Bir film gibi yaşatırlar. Evet. Düşünerek çok daha keyiflidir. Ben çok severim pandomimleri. Yani dolayısıyla sanat büyük rahmetli komutanımız Sayın Mustafa Kemal Atatürk de dediği gibi sanatı olmayan toplumlar can damarı kesilmiş gibidir der. Bu kadar önem arz ettiği bir alandır sanat aslında. Evet, buradan devam edebiliriz. Buyurun. Buradan işte bu tür cümlelerin böyle duvarlarda asılı kalmaması için işte sosyal medyalarda sadece paylaşılıp kutlamalar yapılıp geçilmemesi için biz bir şeyler üretmeye devam edeceğiz. Evet. Bu bugün 10 kişi tarafından bilinir. Yarın 20, öbür gün 30, 40. günde ben olmamış olurum. Evet. Oradaki devam eder. Bayram. 50 olur, 60 olur, gider. Şimdi geçen gün bir ismini vermekte çok sakınca görmüyorum. Bir hocam var, tarih grupları var. Hatta geçenlerde de buraya davet ettim hocama. Evet. Görmüştüm onu da. Evet. Kadın bir hocamızdı. Yok yok yok, erkek erkek. O zaman başka. Erkek hocam. Aynı zamanda derneğin de başkanı. Bak heyecandan oruçtan ismi gene. Kimdi? Tarih deyince ben yani de merak ettim. Bir tane daha vardı. Bir yani Nevran hocam herhalde. Aslında. Evet, onunla karıştırdım evet. İşte. O sanat tarihi uzmanı. Evet. İyiydi. Ama bir de evlendi, şeyde yaşıyor, İstanbul'da yaşıyor, öyle şey yapıyor, gidiyor diye biliyorum ben zaten. Bir de tarih hocası var dedim, değil mi abi? Şimdi ismini hatırladım. Evet, Ahmet Soylu hocam, Ahmet Soylu hocam, selam olsun burada, izliyorsa da. Onlar da işte yerelde, Ünye'de hangi kavimler yaşamış gibisinden, işte Ünye'de ilk sanat ve sanatçılar, Türk boylarından, Türklerin ilk Anadolu'ya girişi, tabii öyle bir program yaptık biz. İkinci programını da yapacağız. Şimdi ilk Ünye'ye girişi, şimdi bizim herkesin bildiği 1471 olarak, hani konuyu biraz kısa özetleyeyim. Hı hı. 1071 olarak bize algı yarattılar ama aslında öyle değil. Biz çok çok evvel, biz 4000-5000 sene evvel geldik bu toprak olduğu coğrafyaya. Bu kanıtlıdır ve belgelidir. Konuyu şuraya getirdik hocamızla. Ünye'de ilk sanat yapanlar, zanaatçılar ve sanatkarlar kimdiler? Buraya kadar konuyu getirdik. Şimdi ikinci şeyimizde daha yakın tarihe vesaire geldi. Tam orada mı kaldık? Tam orada İlk yapan kaldık. Sanatçılar. Vay anasını. Şimdi konuyu çok şuraya iyi getirdik. Onunla dün bir görüştük de sohbet ettik. Dedi ki İlker hocam dedi, inanın dedi, toplum bu kadar dedi, duyarsız olsa dedi, emin olun ki diyor, bir hafızası vardır diyor bunların diyor. Bakın diyor, 5 sene sonra, 10 sene çok sonra güzel, sizin bu yaptıklarınız dedi, yaptıklarınız, bu verdiğiniz emekler, hani hiç böyle sanki karşı hani sahip çıkılmıyormuş gibi görüküyor ya dedi. Hani. Çünkü siz de çok emek veriyorsunuz dedi. Kendi alanınızda dedi. Ve diğer dedi sanat yapmaya çalışan arkadaşlarım dedi. Emin ol ki dedi 3-5 sene sonra dedi toplum sizi unutmayacak dedi. Çünkü ben dedi bir tarihçi olarak bunu söylüyorum. Değerini de belki o zaman verecek demek istiyorum. Dedi illa ki dedi, değeriniz gelecek dedi. Doğru iş yapanlar her zaman alkışlanacak ve iyi ve yad edilecek dedi. Ama dedi işini düzgün yapmayanlar dedi, oturduğu yeri meşgul edenler dedi, evet, hiç de iyi anılmayacak dedi. Bakın dedi, bu dünya kurulduğundan beri bu düzen böyledir dedi. Bir de tarihten örnekler var. Çok güzel yani, oldu tabii değil mi? O zaman bir durdum, dedim ki ya dedim, hakikaten ya hocam doğru söyle, bir de bir işin erbabı, çok iyi erbabı bir hocamız. Evet dedim, yani orada bir sanki yüreğimize su serpti gibi bir şey oldu. Evet evet, çok doğru abi. İyi yapılan şeyler, mesela iyi bir yiyecek, iyi bir yemek varsa, bunun yemek için coğrafya önemli olmuyor bazen. Mesela Ordu ilinde yaşıyoruz. Daha daraltayım. Çok güzel işte, atıyorum, kuzu yapan bir yer var. O da yaşadığımız yere uzak. İyi olduğunu, yani eninde sonunda oraya gidiliyor abi. Çok ücra yerde de olsa. Tabii. Evet. İyi, güzel olan şeyler zor olan yerlerde. Yani, nasıl diyeyim? Fotoğrafçı varmış işte.
fotoğrafçı. Fotoğraf çekerken işte çok böyle yamaç bir yerde, ondan sonra o şeyi görüyor. Çok güzel bir işte çiçek görüyor falan. Bunun fotoğrafını diyor yakından keşke çekebilseydim. Oradan işte artık arkadaşı mı ne diyor yani. İşte güzel olan şeyler de zor yerlerdedir. Onu başardığın zaman işte güzel işler başarmış olursun Evet, diyor. Yani evet. başka bir şeye konuya geçtim ama hani zordur yani güzel Evet. olan şeyler de. Bazen Şey diyor ya, üstad diyor yani kazanmak zor olur, kaybetmek kolay. evet. Sabret hele gibisinden. Böyle Evet. dört lakma gelme. Evet. Zor. Kolay olan değerli olmuyor zaten. Zor olan Olmuyor zaten evet asıl değerli olan. abi. Bunun cefasını çekiliyor, ediliyor. Sefasını değil, sefasını beklemiyoruz ama en azından ya çok da emek verdiniz, tebrik ederim denmesi de O çok büyük evet. O çok iyi bir şey. şey veriyor. Yani hazdan öte güç veriyor. İşlerimize daha çok sarılmamızı sağlıyor. Böyle diyebiliriz. Şey gibi de oluyor İlker abi. Yani bu istisnalar hariç istisna olan insanlar var, yöneticiler var. Onları şey tutuyorum. Bazı şeyleri anlatırken de işte ihtiyaç veya sorunlarınızı anlatırken de yargılanıyorsun. Yani şey görülüyorsun zaten. Edebiyatta da suçlanıyorsun yani. Ya şu, buna ihtiyacım var. Bu olsa daha iyi olurdu. Belki şimdi bizi dinleyen seyirciler de, izleyenler de yani zorluklarını biz de anlatıyoruz. Yani şey gibi şey konumuna insanı koyuyorlar. İşte isteyen, dilenen, işte olmasını işte bilmem ne isteyen. Bununla Ama bunu karşılaştığım siz için kendiniz söylüyorum. için değil ki, bu seyir için, bu sanat için, Tabii insanlar için tabii. istiyorsunuz. Tabii Yani ama işte yaşadığınız yok. Bunu kent an, için tabii. istiyorsunuz. Bunu böyle düşünen insanlar da oluyor. O konuma koyulmak bazen bizi incitiyor yani. Bazen Ya incinme oluyor yani. o kendini tamamen Bunun için tabii. bilmemesinden kaynaklı diyorum. Evet, hissediyor musun? Bu şekilde hissettiriyorlar mı? Evet, kesinlikle Evet. hissettiriyorlar. Hatta geçenlerde yaşadım. Bugün anlatmayacağım ama zamanı gelince anlatacağım. Hadi sen ben Çok çok bazen önemli. görüyoruz İlker abi de yeni başlayan biri de buna şahit olunca yani genç onlar onların da şekilleri bazen kırılıyor. Evet. Yani çok istediğimiz şeyler çok şeyler değil. Ha yerine getirenler var. Çok teşekkür ediyorum. Yani Eyvallah, istisna eyvallah. dediğimiz Çok insanlar değerli, var yani. değerli O büyüklerimiz kadar var. Bu da hassasiyeti kötü değil gösteriyorlar. yani aslına bakarsan yani her şey de Ya daha dikkatli, daha ince olmak lazım. kesinlikle ve kesinlikle ben de katılıyorum. Evet, değerli yöneticilerimiz var. Duyarlılık gösteriyorlar. Buradan da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yani sanata ve sanatçıya değer veren büyüklerimize var Evet. olsunlar. Allah sayılarını arttırsın. Çünkü ben Evet. vizyonlu insanlar olarak görüyorum. Düşüncelerin zengin olduğunu göstergesidir aslında. Evet. Anlayabilmesi yani bu konuda destek olması, bu şekilde bakmak lazım diyorum. Peki bunun sinema filminiz vesaireniz var mı bu kefil oyunun haricinde, yani bir yakın dönemde de böyle bir proje var mı, öyle söyleyeyim. Şu an dizi ve sinema olarak çekimine gideceğim bir proje yok. Şu an yok. Genelde zaten sinema vesaire yazın oluyor. Evet. Ama Mayıs ayı diye düşünülen işte Eylül ayında çektiğimiz Bulutların Üstünde diye bir film var çıkmasını beklediğimiz. O da sinemanın takvimi çok karışık. İşte doğru tarihlerde girmek için görüşmeler yapılıyor. Ben de o görüşmelerde olacaktım mesela onu yapan arkadaşlarımız, filmi yapan da arkadaşlarımızdı. Ama Ramazan ayında Ünye Şehir Tiyatrosu olarak yeni etkinliklerimiz var. Ya isim Oyunlarımız harika da var. oldu ya. Ne? Ünye Şehir Tiyatrosu. Yoktu. Şiao. Bir de tabelasını görebilsek Yoktu inanılmaz iş. oldu işte. Normalde özel bir isim olacaktı İlker abi. Bunu söyleyen ilk kişi de sensin. Normalde özel isim Ya yapacaktım ben. peki bu tabelayı görebilir miyiz? Ne olur? Evet, tabela olsa. Nerede? Tabela yok, logomuz var şu anda. Ha, Onları tamam. hazırlattık, tabelamız Bir yok. an böyle. Ya şu an ne yapıyoruz mesela? Onun için işte ortak kullandığımız ofisler var, işte yerler var. Hani böyle kendi yerimize geçmedik. Çünkü pandemiden sonra ilk oyunumuz ya. Yani ekonomik olarak da
tiyatronun kasasını, bütçesini de güçlü hale getirmemiz lazım. Onun evet. için çabalıyoruz. Ondan sonra o tabela inşallah olacak. İnşallah bizim haricimizde de olur yani. İnşallah. O tabela. Ben tiyatroların, oyunların, sergilerin çoğalmasından yanayım. Yani çünkü insanlara bu yani öyle bir hale geldi ki yani sadece biz daha da biraz daha kritik şeydiyiz. Yani çok şükür bir savaş yok sadece ama onun dışında her şeye denk geldi. Çok sıkıntı çekiyor. Evet. Yani kurdalı toprağa soksan bitecek bir ülkede yaşıyoruz ama kıtlık sorunu baş gösterecek ve baş göstermeye de başladı. Şuraya getirmeye çalışıyorum. Efendim özürüm yani biraz daha şimdi şunu her zaman söylüyorum. Avrupa'daki insan sanata ve sanatçıya neden daha çok değer veriyor? Çünkü çünkü adamın gelecek kaygısı yok. Evet. Yani biz hani daha demin dedik yani ilk önce kişiyi ikna ediyoruz. Ondan sonra da işte bir maddi boyutunu da ikna olması gerekiyor. Şimdi Avrupa'da neden bu yok? Gereken adam tiyatrosuna gidiyor, sinemasına gidiyor. Çünkü gelecek kaygısı yok. Ben söyleyeyim ben 12-13 sene yurt dışında İsviçre'de yaşadım. Orada büyüdüm, no. orada okudum ben. İstanbul'da doğdum. Bana bir şey olsa çocuğumun geleceği ne olur diye bir kaygısı yok adamın. Çünkü niye? Devlet güvenceye almış. Onun hastalığını, okulunu, şununu, bununu, yetiştirmesini, işe koymasını, çalışmasa bile maaşı var. Evini geçindirir, arabanın benzin parasını koyar. Evet. Çocuğu olsa gidip en iyi beşiği alabilir. Hiç sıkıntı yok, sınır yoktur onda. Gibi gibi geleceği garanti altında. O yüzden çalıştığından para kalır. Para kalır. Tiyatrodan, sanattan. Bu sene nereye gittim? Atıyorum işte Barcelona'ya gitti. Yani gençler genelde Barcelona'ya gider. İşte orta yaşa geldiğin zaman adalara gezmeye giderler. İşte biraz sonra 45 yaşa gelince neyse bir New York, bir Los Angeles falan yapayım derler. Gezerler. Planlı programlı her şey. Tabii canım her sene bir yeri gezerler yani. 20 yaşındaki normal çalışan bir insan dünyanın her yeri gezebilir. İsviçre'de ya da gelişmiş ülkelerde çalışan insanlar. Peki bizde öyle mi? Kaygı işin içerisine girince olmuyor. İşte, kaygı girdiği zaman ne sanat olur, ne şey olur, ne olur? Peki bu kaygılı insanların yaşadığı ortamda ne değer görür? Evet. İşte, futbol gibi, şu türkü gibi, hani küçümsemek için söylemiyorum kesinlikle ama düşünceye dayalı olmayan, zengin düşünceye dayalı olmayan aktivitelerin peşinde daha çok koşarlar gibi. Mutlu biraz. Aile olmaz. Kaygılar çok olunca bir şey. Mutlu yani, aile olmayınca çocuk o şekilde yetişmez. O şekilde yetişmeyince o da aynı şekilde yetiştiremez. Biz böyle böyle şey olduk abi. Yozlaşıldı. Şimdi Dejenerasyonun da tabii. Aslında şeyi şimdi niye geçmişi yaşadığımız yere gelelim. İşte Ünye geçmişte hey gidi günler çocuklar deniyor bize. Ne sinemalar, ne tiyatrolar vardı, neler vardı. Ne oldu? Neredeler? Ya açık hava tiyatroları varmış. Evet, ne oldu? Yani sinemalar varmış. Mesela ya şimdi geçmiş böyleyse ya bir yerde bir hata var, bir yerde bir yanlış var. 10 bin nüfusu varken Ünye'nin sinemaya giden sayısı 9 binmiş. Ben dergide okudum gördüm. Ya. Nasıl ya dedim yani. Ha, tabii ki şartlar değişmiştir. Tabii ki değişkenlik gösterdi. Hayat işte teknoloji başka yerlere gitti ama bazı kaybedilen değerler olduğunun da farkına varalım. Kesinlikle ama bir de şu var şimdi kardeşim. Şimdi o zamanlar bahsettiğimiz yıllar 60'lı 70'li yıllar evet. diyebiliyorum ya da tahmin edebiliyorum. Şimdi o yıllarda ne vardı? O yıllarda senin ithal ettiğin bir şey yoktu ki arkadaşım. Bir askeri malzeme haricinde sen buğdayın kendinden, yoğurdun kendinden, sütün kendinden, balığın kendinden. Şu an dört bir değil. Dört bir tarafımız denizle kaplı mı? Şey mi? Kaygın daha mı azdı diyecektin yoksa? Ya para çok fazla piyasada yoktu evet. ama bir bolluk vardı. Evet. Sebebi de şu, çünkü kendin üretiyor. Çünkü biz tarım toplumuyuz. Şimdi
Biz tarım devrimini yapamamışız. Bunu yani Mustafa Kemal Atatürk çok güzel yapmış. Temelini atmış, fabrikalar kurmuş. O yokluktan gelmemize rağmen. Biz tarım devrimini yapamadık. Tam yapacaktık. Yani tarım oturttuğun zaman ne olacak? Bunu ürettiğini satmak için konserve edileceksin. Fabrikalaşacaksın. İşçi olacak. İşçi sınıfının çalışma saatleri belli olacak. Bak hepsi birbirini tamamlıyor. Evet. Ne olacak? Onların bir sendikası olacak. O, ondan sonra o şartların dayattığı işte 8 saatlik çalışmaydı. Şuydu buydu. Yıllarca oturan bir çalışma sistemin olacak. Gelir düzeyin olacak. Bunlarla beraber sosyoekonomik kültürün de farklı olacaktı. Kendi tilinle gelen, öteden beri gelen, kendi kültürünle beraber gelen ve sanatını da bu yani insanların zaman geçirmesi için eğlenebildiği bir o zaman ne olacaktı? Daha algısı yüksek, evet. Hayata bakışı falan. Evvelden bir şiir, edebiyat bir şeyi vardı değil mi? Bugün var mı yok. Yani yani gençlere bakıyorum çok. Kusura bakmasın yani TikTok beyin diyorum onlara ben. Yani çok öyle, aptal maalesef, şeyler seyrediyorum. Kendilerine hiçbir şey katmayacak şeylerle zaman harcıyorlar. Ben yazık günah bu ülkenin enerjisini, gençliğini bitirdiğini düşünüyorum. Böyle düşünenlerden biriyim ama siz ne düşünüyorsunuz bilemeyeceğim. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Yani. Kaybettiğimiz değerlerden şeyim evet. De buydu. Yani aile içerisinde hep şey yapıyoruz ya işte telefon elde herkes oturuyor falan diyoruz işte. Bu da bizim mutlu aile olmanın içinde kaybettiğimiz şeylerden biri yani bu hatalar. Evet. Şimdi ben şu yüzden yaşadığım için bunu söylüyorum. Ben küçük kızımı 2,5-3 yaşındaki kızımı ne zaman Hacivat Karagöz'e götürdüm. Eve geri geldiğimdeki süreçte benim çocuğumdaki değişikliği gördüm. Ben oradan biliyorum. Bak telefon, televizyon bırakıp iki oyuncağını alıp konuşturmaya başladı ve ayrı dünyalar oluşturmaya başladı. Çocuğum 4,5 yaşına geldi, hala aynısını yapıyor şu anda. Evet. Bu işte düşünce dediğimiz, hayal dünyası dediğimiz şeyler nasıl gelişecek? Tabii ya götürün. Hacivat Karagöz'ü izlesin. Arka tarafında nasıl yapıldığını görsün. Küçüktense, büyüktense bunları görsün gelsin bir de bakın bakalım nasıl evet. Oluyor. Ve de adeta da kıymetli olan şeydir. Bu topraklara ait olan bir. Tabii ki neler var yani. Sanat. Neler çok, var? Bu bize ait, bizim olan tabii. Bir şeyimiz. Bunlar çok kıymetlidir. Aileye o yüzden girdim İlker abi. Yani evet. Mutlu aile olacaksın. Bir, kaygıların az olacak. İkincisi, insan hani dedik ya halk vatandaş ne istediğini bilecek. O çocuk öyle yetişecek işte. Ne istediğini bilerek yetişecek. Yani bilinçli toplum oluyor. Şimdi bilinçli toplumun da oluşabilmesi için doğru eğitimin mesela ben hala şeyin hikayesini okudukça gözlerim yaşarır. Köy enstitülerinin kapanması. Tabii ki. Tabii ki ya. Yani şimdi düşünsene sıfırdan gidiyor çünkü orada feodalliğe orada toprak ağalığına yer yok yetişmiş. Şimdi bugün bile hatta ben Düccani Cüddoğlu'nu hocamızın şeylerini çok dinlerim. Alaylı bir felsefecidir ama bugün profesöre taş çıkartır. Cebinden çıkartır. Konuşturmaz karşısında. O denli dolu bir adamdır. Der ki işte biz dediler bizim görsel sanatımız ya da şöyle söyleyeyim halk olarak en zengininden en köylüsüne kadar rüküştür der. Bizler evet rüküştür der. Yani bizler bir ahırı bile de dizayn edip yapamayız der. Hani güzel göze rüküş gelir der. Bir evi bile dedi yapamayız der. Rüküş yaparız der. Oysa der bir Avrupa'nın diyor bir ahırını inşa ederken bir bakın diyor. Taş ve ahşap eski şeyleri kullanır ama da göze hitap eder. O kadar güzel görünür ki der. Çünkü bir zevk sahibi yani bir yüksek görsel zekaları ve zevklerinin olduğu şey evet. Var. Öz belleklerinde. Sadece paradan ya işte en kral koltuğu alır işte şunu bunu ama bütününe baktığın zaman rüküş ev döşemiş. Evet. Boğuyor insana ev. Bunun gibi yani bir şeyleri bir yerde yanlış yapıyoruz. Yani bir şeyimiz böyle belki de bu şeyleri işte parayla kapatmaya çalışıyor. Ya da benim durumum daha işte arabası doğru. Son model araba çekiyor. İşte arabayla kapatmaya çalışıyor açığını.
Yani ben yanlış yanlışı doğuruyor bazen bir şeyler yani oluyor. Çok acayip bir yere doğru geldi. Bir şeyler oluyor. Konu da çok acayip bir yere geldi işin gerçeği. Arada bir saate de bakıyorum. Ben oraya bakıyorum abi sen oraya. Evet. İftar da bir yerlere gelmiş, doğru geliyor. Kardeşim evet. Çok keyifliydi. Ben... seninle sohbet etmesi ve program yapması çok keyifliydi ve yani konuşsak baya biz İftarı bırak sahura kadar giderdi bu mesele. Bu arada biz 6'da başlamadık konuşmaya. Onu da söyleyeyim yani. Biz 5'i 5 geçiden beri biz burada siz oturup konuşuyoruz. Bakarsan. Evet, evet, evet. Tabii. Biz öyle yani. Evet, biz 5'ten beri buradayız. 5'ten beri sohbet ediyoruz. Sayın seyirciler çok çok teşekkür ederim seyrettiğiniz ve dinlediğiniz için. Kendimizce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Ünye'de kıymetli kardeşim Kerim Aygün'ün Akgün'ün pardon özür diliyorum. Yapmaya çalıştığı, ayakta tutmaya çalıştığı, emek verdiği, aylarca ve yıllarca emek verdiği, yazıp ve yönettiği tiyatroyu anlatmaya çalıştık. Artısıyla eksisiyle büyüklerimizin de buradan duyurabildiysek ne mutlu bize. Sizlere de tavsiyem mutlaka gelin, seyredin. İnanın ki çok mutlu kalacaksınız. İyi ki de gitmişim diyeceksiniz. Memnun kalmayan gelsin parasını ben başlayayım dermişim. Çok teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı iftarlar ve hayırlı sahurlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın, sanatla kalın. Hoşça kalın.